Şu an bir parça dosyasına çalışıyoruz. Ancak ekle menüsünden parça komutuna girerek buraya yeni bir dosya dahil ediyorum. Toolbody isim dosyayı seçiyorum ve aç diyorum. Herhangi bir yere tıklayarak bu parçayı bırakıyorum. Şimdi bu parçayı diğer parça ile ilişkilendirerek düzgün bir yere konumlandıracağım. Ekle menüsüne geliyorum. Buradan unsurların içinden taşı kopyalayı seçiyorum. Taşıyacağım, kopyalayacağım parçayı belirtiyorum. Ancak burada nereye, hangi ölçüyle yerleşeceğini bilmiyorum. Bunun için kısıtlamalar menüsüne giriyorum. Ardından seçimlere başlıyorum. Parçanın bu yüzü ile bu parçanın alt yüzünün çakışık olmasını istiyorum. Aynı hizada bulunsunlar. Yaptığım bu ilişkilendirmeyi ekliyorum. Daha sonra buradaki dairesel kenarla şuradaki noktayı seçiyorum ve eş merkez yerleşmesini sağlıyorum. Tekrar ekle diyerek işlemi onaylıyorum. Böylece ikinci gövdemi bu parçayla ilişkilendirerek istediğim yere taşımış oldum. Şimdi bu parçayı kullanarak ilk parçamın üzerinde bir form oluşturmak istiyorum. İlk önce parçanın rengini değiştirelim. Çalışmamız biraz daha anlaşılır olsun. Rengini mavi yaptım. İki parça üst üste. Ekle menüsünden unsurları seçiyorum. Ve buradan girinti komutunu seçiyorum. Hedef gövde olarak ilk parçayı, araç gövdesi olarak da getirdiğim yeni parçayı seçiyorum. Bu iki parça arasında 0.02 inç kadar boşluk kalmasını ve buraya eklenecek et kalınlığının da 0.1 inç olmasını istediğimi belirtiyorum. İşlemi onaylıyorum. Şimdi kesit görünüşte inceleyelim. Düzlemi biraz geriye itiyorum. Burada görüldüğü üzere parça arasında belirlenen mesafe bırakılmış ve üzerine istenilen et kalınlığında yeni bir unsur örülmüştür. İçteki parçayı gizleyelim ve kesit görünüşü kaldıralım. Katı gövdelerden getirdiğim ikinci parçayı gizliyorum. Böylece bu parçaya göre bir yuva açıldığını ve bu yuvanın üzerine yeni bir yüzey örüldüğünü görebiliyoruz.